Aydın'da günler kurmasın. Biz de az bakalım. Evet, tamam. Ne anlıyor? İyi sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Bir park yeri yapacağız ama genelde yeşillikli bir şeyler olacak. Ama şu girişin sözünü sizden almıştım. He, tamam. Girişi yapmış. Çok güzel kelimeler var şu. Çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de. Dedim ki içimden ben de düşünmem çok dayanmak istiyorum. Bir baktım getirmiştir. Tümdazol Üniversitemizin çok kıymetli rektörünü Aysun Hocamızı ziyarete geldik. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Tabii Aysun Hocam'la daha önce de süreçte de görüştük ama bu resmi ziyaretimiz evet, çerçevesinde tamam. Oluyor. Tabii Turgut Özal Üniversitesi Malatya'mız için çok önemli. Malatya'mızın Bilon Üniversitesi Türkiye'de marka bir üniversite. Şimdi ikinci bir üniversitemiz Turgut Özal Üniversitemiz ki rahmetli Turgut Özal'ın ismini taşıyor olması ayrı bir güzelliği söz konusu. Bizim İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitemiz kendi içerisinde bir kardeş yarışması içerisinde, kardeş rekabeti içerisinde inşallah Malatya'mızdaki eğitim kalitesini çok daha yükseklere çıkaracak. Ve hem İnönü Üniversitemiz hem Turgut Özal Üniversitemiz Türkiye'de aranan, tercih edilen bir üniversite olacak. Aysun Hocam tabii Malatya'yı çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Malatya'nın sosyolojik yapısını çok iyi bilen, İnönü Üniversitesi'nde de çok uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş kıymetli bir hocamız. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Turgut Özal Üniversitemizin altyapısıyla ilgili ne gerekiyorsa, yine şehir yapısıyla ilgili üzerimize ne düşüyorsa hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. 112 acil eylem planımız kapsamında birlikte yürüyeceğiz demiştik. Evet, Turgut Özal Üniversitesi ile de birlikte yürüyeceğiz ve şehrimizi çok daha üst noktalara taşıyacağız. Birinci derecede 2023 Türkiye vizyonuna uygun şekilde kısa vadede bu çalışmaları ortaya koyarken orta uzun vadede de 2053 ve 2071 vizyonuna uygun olarak akademik camia ile birlikte, kıymetli hocalarımızla birlikte şehrimizi inşallah 50-100 yıllarını birlikte taşımış olacağız. Malatya Büyükşehir Belediye'miz olarak üniversitemizin yeşil alanlarıyla ilgili çalışmaları destekliyoruz. Gerek biz gerek ilçe belediyelerimiz, üniversitemiz yeni kurulduğu için ellerinden gelen bütün destekleri, katkıları da ortaya koyuyorlar. Bundan dolayı ilçe belediyelerimize de teşekkür ediyorum. Yine bizim 112 acil eylem planı kapsamında sözünü vermiş olduğumuz baraj yolumuzun, eski Malatya yolumuzun, Kırköz yolumuzun da çalışmalarını üniversitemizden dolayı hızlandırdık. Ben tekrar kıymetli hocama hayırlı olsun diyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Öncelikle hem Malatya bir devlet büyüğünün ismini verdiği, ismini aldığımız Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü olarak buraya atanmış bir Malatyalı kardeşiniz olarak buraya atanmış olmaktan ayrıca onur ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Yeni Başkanımıza bizlere güvendiği ve verdiği teveccühten dolayı ve Sayın bize destek çıkan tüm büyüklerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü hem bir kadın rektör olarak Malatya'da belki ilk oluyor hem de Turgut Özal ismini taşıyan bir üniversite olarak ilk oluyor. Ve aynı zamanda da bu bölgenin ve Malatya'nın birçok alanında hem bir şehir üniversitesi olabilmesi, hem bilimsel, hem akademik, hem de tarımıyla, hayvancılığıyla, geleneksel ürünleriyle, çünkü Malatya bölgesel ürünleriyle gerçekten oldukça zengin bir tarım iklimine sahip. Ve birçok kayısıyı tutuyorsunuz, mesela birçok yerde yetiştiremiyorsunuz. Ama Malatya'da bunu yetiştirip altın değerinde hizmet sunabileceğiniz, bilimle buluşturabileceğiniz bir yerdeyiz. Bu anlamda da birçok çalışma yaptık. Hani hem işte patentli, uluslararası, ulusal, bunları gittiğimizde de tekrar devam ettirdik. Burada da yine inşallah bilimle tarımı, hayvancılığı, yine sağlığı, geri geldiğinde geleneksel ürünlerle birleştirebileceğimiz, sizlerin destekleriyle geldiğimiz günden beri, hani buradaki çok daha yeni ama ilk geldik biz sizden dedik ki desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü yepyeni, sıfırdan
var olanın üzerine çok güzel yoluyla, çiçeğiyle, tarımıyla, biz bilimsel yönünü, sizler de bize bütün anlamsal desteğinizi verirseniz çok teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar da verdiniz. Bundan sonra da hem siz hem de diğer belediye başkanlarımızın ayrıca sizlerin talimatıyla vermiş olduğu desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyeceğiz, sloganınız çok güzel. Ayrıca onun için de tebrik ve takdir ediyorum. Yani gerçekten inşallah bizler de akademik anlamda birlikte yürüyeceğiz sloganınıza her türlü bilimsel desteği sizlerden ayrıca diğer anlamda tüm desteği bekliyoruz. Çünkü öğrencilerimiz hem geleceğimiz hem buradaki memnuniyetleriyle yarın istihdamlarında, işe girmelerinde, gerekirse akademik anlamda yüksek lisans, doktora yapışlarında bizlere ve sizlerin desteğine ihtiyaçları olacak. Bu anlamda bu üniversitenin böyle bir misyonu da olsun. Yani mesleki kursların verilebildiği, yeri geldiği uzaktan eğitimlerle destek verecek. Türkiye çapında ve dünyada sayılı sıralı, kaliteli ve akredite üniversiteler arasına gitsin. Ürünleriyle örnek gösterilsin. Bunları da sizlerin sayesinde ve desteğiyle yapın inşallah. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz.